damlacık enfeksiyonuyla yayılan bu virüs için çok kısaca söylemek gerekirse enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve dahili uzmanlarımız anlatıyorlar ama damlacık enfeksiyonuyla bulaştığı için korunma yollarından kısaca bahsetmek isterim. Öksürürken insanların tek kullanımlık mendil kullanması çok önemli. Mutlaka hep elimizi kapatırız ya. Elimizi kapattığımızda damlacıklar elimize yayılıp oradan da elimizi biz sağa sola değdireceğimiz için bulaşı arttırırız. O nedenle öksürürken dirsek içine diye öksürmek çok mantıklı. Virüs dış ortamda çok dayanıksız. Onun için sağlıklı temiz havada hasta olmak mümkün değil. Yani insanlar nefes almaya korkar duruma geldi adeta. Dış ortamda 8-12 saatte ölüyor zaten. Birçok eşyanın üzerinde en fazla 12 saat yaşayabiliyor. Birçok yerde 4 saatte ölüyor. Dolayısıyla damlacık enfeksiyonuyla öksüren insanların mutlaka kapatması, tek kullanımlık mendil kullanması çok önemli. Neler yapmamız gerekiyor? Tokalaşmayacağız. Tokalaşmayı unutalım, seviyoruz. Selamlaşacağız. Kirli ellerimizle kendi ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayacağız. Çünkü enfeksiyonu herhangi bir yerden elimize alabiliriz. Kendi kendimize bulaştırmayacağız. Temizlik için biz dermatologları ilgilendiren kısmı da burası. En az 20 saniye sabunlayarak ellerimizi yıkıyoruz. Şu anda herkes elini çok yıkıyor görüyorum. Polikliniklerimize kontak dermatit vakaları gelmeye başladı. Alkollü dezenfektanlarla bu virüs kolayca ölüyor. Kolonyaların içinde de %70'in üstünde bir alkol, genellikle %80-85 alkol var. O nedenle virüs kolaylıkla ölüyor. Kolonya kullanımı olabilir. Dezenfektanlar kullanılıyor. Havalandıracağız. Sağlıklı, iyi yıkanmış sebze meyve yiyeceğiz. Şimdi kullandığımız dezenfektanlar alkol içerdiği için ve çok sık kullandığımız için tabii ki kontak dermatitleri, yani el egzamalarını görmeye başlayacağız. Bugün polikliniğe 3 tane hasta geldi benim. Ellerde kuruma, yanma şikayetiyle. Mutlaka hiç olmazsa eczaneden aldığınız bir vazelin, beyaz vazelin yıkamadan sonra küçücük nemlendirirsek bunları önleyeceğiz. Çünkü bu çok sık yıkamalar ve dezenfektanlar sonrası kontak dermatitler de artacaktır. Elimizi yıkadıktan sonra bir nemlendiriciyle nemlendirmeyi unutmayalım ki hani hakikaten toplumda bir obsesyon gelişti şu anda. Yeni bir sağlık sorunu daha ortaya çıkarmayalım. Tekrar tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, dünyaya geçmiş olsun diyorum.